Üstadım dedim, ben bu memleketten gideceğim dedim. Nereye gideceksin? Hakikaten hazırlık yapmıştım. Eşyaları satıyordum. Bir kısmını, bir kısmını da kitaplarda Zincirli Cami önünde satıyordum. Hicaz'a gidecektim. Efendim dedim, Hicaz'a gideceğim. Ya Mekke-i Mükerreme'ye, ya Medine-i Münevvere'ye. Niye buradan gidiyorsun dedi. Efendim dedim, burası gittikçe bozuluyor. Benim kanaatime göre. Pavyonlar, gazinolar, tiyatrolar, her türlü böyle sefahatler arttı. Korkuyorum çocuklar, belki bozulur dedim. Bakın aynen şu sözü söyledi. Bak kardeşim dedi, ben dedi Mekke-i Mükerreme'de olsaydım, Medine-i Münevvere'de olsaydım, dünyanın hiçbir yerine gitmezdim, Türkiye gelirdim dedi. Neden dedi? Alim-i İslam'ın kapısı, kilidi Türkiye'dir. Bu kapı, bu kilit açılacak, alem-i İslam açılacak. Onun için buradan gitmek katiyen caiz değil. Bakın bugün hakikaten geçen günü Sibirya'dan Behram isminde bir kardeş geldi dedi. Orada dershane açtık. Cape Town'da bizim şey kardeşimiz var. Efendim orada dershaneler var. Gerek Randesburg'da diğer birçok ülkelerde. Bakın Sibirya'dan Afrika'ya, Japonya'dan Amerika'ya kadar şimdi belki 70-80 ülkede efendim elhamdülillah dershaneler açıldı. Ki Üstad bunu 60 sene evvel söylemişti. Dedi ki bu kapılar açılacak, alem-i İslam açılacak. Onun için buradan gitmek katiyen caiz değil. Buradan gitmek dedi harpten kaçmak gibi. Harpten kaçmak en büyük günah. Katiyen iznim yok deyince hay hay dedim Üstadım madem sizin izniniz yok ben de gitmem dedim kaldık.